Herkese merhabalar. Bir yayında yine birlikteyiz. Ukrayna'nın sürpriz Kursk saldırısından sonra Ukrayna Savaşı'nda dikkatler Doğu cephesinden kuzeye ve kuzeybatıya doğru çevrildi. Rusya Ukrayna'yı henüz topraklarından atmayı başaramadı. Önümüzdeki günlerde başarıp başaramayacağını bilemiyoruz. Şu ana kadar Rusya tarafına kaos ve eşgüdümsüzlük, plan programsızlık hakim oldu. Önümüzdeki günlerde bunu değiştirebilirlerse bir ihtimal Ukrayna'yı topraklarından atmayı başarırlar. Fakat burada ilginç olan bir gelişme, o da denkleme Belarus'un daha fazla dahil oluyor olması. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko biliyorsunuz saldırının ilk günlerinde Ukrayna'yı suçlamış ve Ukrayna'nın bazı insansız hava araçlarının Belarus semalarında görüldüğünü ve Belarus güçleri tarafından bunların vurulduğunu açıklamıştı. Ve bu insansız hava araçlarının vurulması vakasından sonra Belarus Devlet Başkanı Lukashenko Savunma Bakanlığı'na talimat verdi ve Belarus'un bazı silahları, topları, tüfekleri, özel kuvvet askerleri Ukrayna sınırına yığıldı. Böyle bir talimat verildi. En son Lukashenko bir açıklama daha yaptı. Lukashenko diyor ki Ukrayna sınırımıza 120 binden fazla asker yığdı. Lukashenko'nun iddiası bu şekilde. Ukrayna Belarus'un sınırına neden asker yığsın? Bu iki nedenden kaynaklanıyor olabilir. Birincisi, Belarus tarafından bir saldırı bekliyorsanız savunma maksatlı olarak 120 bin asker yığarsınız sınıra. İkincisi, Belarus'a saldırmayı düşünüyorsunuzdur veya Rusya'nın oraya yakın bir başka vilayetine daha saldırmayı düşünüyorsunuzdur. O yüzden 120 bin askeri oraya yığarsınız. Hangisi gerçekse ikisi de çok büyük bir haber, çok büyük bir gelişme. Lukashenko'nun iddiası bir yönde. Lukashenko diyor ki Ukrayna sınırımıza asker yığdı 120 binden fazla. Biz de Ukrayna ile sınırımıza asker yığdık. Ne kadar asker yığdık? Üçte biri kadar, ordumuzun üçte birini Ukrayna sınırına yığdık diyor Lukashenko. Ukrayna'nın çok büyük bir ordusu yok. Ya yani fiili ordusuna baktığımız zaman 48 bin profesyonel askeri var ve yaklaşık 12 bin de devlet sınır muhafızları olduğunu görüyoruz. Yani yaklaşık 60 bin. Bunun üçte biri 20 bin asker yapar. Lukashenko diyor ki Ukrayna sınırına 20 binden fazla asker yığdık. Şimdi Belarus asker yığıyor, Ukrayna asker yığıyor. Neler olacak? Bunu herkes merakla bekliyor. Lukashenko en son verdiği demeçte başka hususlara da dikkat çekti. Bunlardan bir tanesi, eğer dedi NATO askerlerini Ukrayna'ya gönderirse bu 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir adım olur. NATO askerlerinin Ukrayna'ya gelmesi halinde Rusya bu hamleye kıyamet senaryosuna benzer bir şekilde karşılık verir. Taktik ve stratejik nükleer silahlar kullanır ve yanıt anında ve çok korkunç olur dedi Lukashenko ve uyarıda bulundu. Bunu dedi NATO da biliyor, biz de biliyoruz. Bu nedenle müzakere masasına oturmamız gerekiyor. Bir an önce pazarlık masasına oturmamız gerekir, yoksa durum felakete gidiyor dedi Lukashenko. Lukashenko'nun açıklamalarında hani benim için tuhaf olan bir husus da şudur. Ya tuhaf, gerçekten anlayamadım neden öyle söylediğini. Lukashenko diyor ki NATO diyor Putin'i tamamen izole etmek için Rusya'yı nükleer bir silah kullanmaya zorlamak istiyor. Lukashenko'ya göre NATO Rusya'nın nükleer silah kullanmasını istiyor. Ukrayna'da Ukrayna meselesi nedeniyle nükleer silah kullanmasını istiyor. Peki bundan NATO'nun muradı ne? Lukashenko diyor ki kesin olarak biliyorum. Ukrayna'da Rusya'nın veya bizim Belarus olarak bizim taktik nükleer silah kullanmamızdan en çok NATO memnun olacak. O zaman muhtemelen neredeyse hiç müttefikimiz kalmayacak. NATO'nun amacı da bu. Putin'i ve Rusya'yı tamamen izole etmek için Rusya'ya veya bize bir nükleer silah kullandırtmak istiyor NATO diyor Belarus'un devlet başkanı Lukashenko. Şimdi bu cümlelerden ben şunu anlıyorum. Yani mevcut tablo dışında başka gelişmeler de var. Perde gerisinde başka gelişmeler de var. O gelişmeler nedir? O Rusya'nın zorlanmasıdır, sıkıştırılmasıdır. Eğer Kursk operasyonundan sonra Rusya topraklarında başka Ukrayna
güçleriyle başka saldırılarda olursa ve içerilere doğru girme devam eder ise Rusya bu aşağılanma karşısında nükleer silaha başvurabilir. Ve eğer Lukashenko'nun dediği gibi NATO'nun da istediği buysa, ki büyük ihtimalle Lukashenko NATO derken Amerika'yı ve İngiltere'yi kastediyor, onun hesabına göre nükleer silah kullanan bir Rusya işte Çin'i de kaybedebilir. Efendim Latin Amerika'da veya Avrupa'da, Afrika'da ne kadar dostu varsa bunların birçoğunu kaybedebilir. Ve izole olmuş bir devlete işte o zaman dönebilir. Yani başından beri Batı dünyasına Rusya'yı, Putin'i izole etmeye çalışıyor ama bunu başaramıyordu ya. İşte diyor, nükleer silah biz kullanırsak bunu başarır. Kanaatim odur ki Lukashenko biraz daha hani Putin'i de uyarmış oluyor. Putin'e de bir mesaj göndermiş oluyor. Sakın ha nükleer silah kullanma, bizi de kullanmaya mecbur etme der gibi. Bu meselenin konvansiyonel silahlar çerçevesinde kalmasını, hatta mümkünse bir müzakere masası kurulup orada artık masaya oturulması gerektiğini düşünüyor Lukashenko. Çünkü bu gidişat biraz Belarus'u da içine çekecek bir hal almaya başladı. Daha önceki programlarımızda da söyledik. Ukrayna güçlerini Kursk'tan çıkaramayan bir Rusya büyük ihtimalle Belarus güçlerini yardıma çağıracaktır. Veya ortak bir operasyona girebilirler. Rusya'nın Belarus'a yakın sınırlarının korunmasında Belarus'la işbirliği yapılabilir. Veyahut da Belarus Ukrayna içlerine sokulabilir. İşin açıkçası Belarus'un konumu çok iyi. Yani Rusya açısından baktığınızda çok, Ukrayna'ya saldırmak için en ideal yer neresi deseniz haritaya baktığınızda Belarus der herkes. Zaten şunu da anlamakta zorlanıyorum. Yani Putin bugüne kadar neden Doğu cephesiyle bu kadar uğraştı? Donetsk bölgesi, Luhansk bölgesi, zaten yerel bir milis hareketi orada mevcut. Bu Ukrayna güçlerini rahatlıkla meşgul edebilirdi. Eğer Ukrayna'yı işgal etmeyi düşünüyorsanız bunun en ideal yöntemi kuzeyden, özellikle Belarus'tan ve Belarus'a yakın olan Rusya topraklarından Kiev'e doğru doğrudan bir saldırıdır. Çünkü her ülke için bu geçerlidir. Başkentine yapılacak olan bir saldırı o ülkeyi sarsar. Ama şimdi Donetsk'e bakıyorsunuz, Luhansk'a bakıyorsunuz, Kırım'a bakıyorsunuz, o bölgede devam eden çok ağır bir savaş var. Ama Kiev'de bu savaşın yansıması oldukça sınırlı. Bazı insanlar savaş yokmuş gibi bir pozisyonda olabiliyorlar. Doğrudan başkente yapılacak bir saldırının etkisi ise o ülke için çok yıkıcı olur. Bütün hatlar kırılmaya başlar. Rusya şu ana kadar, kanaatim odur ki 2,5 yıldır çok ciddi bir stratejik hatayla bu savaşı devam ettiriyor. Şimdi ben böyle söyleyince de bazı yorumcular şunu söyleyecekler, böyle izleyicilerimiz. Ya sana mı soracaklar, koca Rusya İşte strateji belirleyemiyor da sen ondan daha iyi mi belirliyorsun diyecekler. Bizim işimiz bu. Yani fikir çalışması. Akıl akıldan üstündür. Elbette siz benden, ben sizden daha iyi düşünebiliriz. Her konuda herkesin mükemmel, harika fikirleri olabilir. O yüzden her fikri dinlemekte çok büyük fayda var. Şunu söylüyorduk. Belarus bu savaşa, bu denkleme dahil olmak üzere. Görebildiğim kadarıyla Lukashenko'nun korkusu da bu. Yani bir şekilde savaşa girmek. Ya Belarus Ukrayna'ya girecek, ya Ukrayna Belarus'a girecek, ya Belarus Rusya topraklarına geçecek, orada Rusya'ya yardım edecek. Veyahut da bu iş daha da ilerler ise Polonya ile Belarus arasında bir savaş, bir çatışma çıkacak. O kadar çok seçenek var ki, ama bu seçeneklerin hemen hemen hepsinde Belarus bu savaşın içerisine giriyor. Lukashenko bunu görüyor. O nedenle ciddi uyarılarda bulunmuş Lukashenko. Hem Putin'e uyarılarda bulunuyor, hem de Batı dünyasına uyarılarda bulunuyor. Batı dünyasına nükleer çatışma uyarısında bulunuyor. Putin'e ise bak seni izole etmeye çalışıyorlar, sakın ha nükleer silah kullanma imasında bulunuyor. Çünkü Moskova bir anda Ukrayna'da taktik nükleer silahları kullanabilir. Taktik nükleer silahları daha önce anlatmıştık. Bildiğimiz o normal atom bombalarından farklı, imha gücü sınırlı, işte 3-5 bin kişiyi vurabilecek kadar, birkaç yüz kişiyi vurabilecek kadar veya bir mahalleyi yok edebilecek kadar, bir siteyi yok edebilecek kadar daha sınırlı nükleer güçlerden bahsediyoruz. Taktik nükleer güç derken Rusya bunu kullanmaya hazırlanıyor gibi bir hava açıkçası Lukashenko'nun açıklamalarından ben sezdim.
Evet, bu anlattıklarımız ne tarafa evrilecek? Buna sahadaki gelişmeler de biraz karar verecek. Şu anda Ukrayna'nın elinde çok büyük bir güç var. O güç nedir derseniz inisiyatif alma gücü. Ukrayna Doğu cephesinde yeniliyor. Yani en son bir kasabayı daha kaybettiler ve Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor. Ama bu yenilgiye rağmen, bu başarısızlığa rağmen Ukrayna Kursk'ta gündemi belirleme gücünü eline geçirdi. İnisiyatif alma gücünü eline geçirdi. Ve Ukrayna bundan sonraki aşamada kontrollü bir şekilde Londra ile danışarak, Washington'a işte haber salarak, ne bileyim bazı izinleri de alarak Belarus'a saldırabilir mi? Kursk'tan daha içeriye, Rusya içlerine doğru ilerleyebilir mi? İşte bunların hangisine karar verirse versin, gündemi belirleyecek olan yine Ukrayna olacak ve Ukrayna da şunu anlıyor, Batı'yı bu savaşın içerisine ne kadar çekerse kendisini ancak o kadar kurtarabilir, yoksa Batı her an Ukrayna'yı terk edebilir. Evet, Ukrayna savaşında yayılma emareleri artarak devam ediyor. Savaş Rusya'nın içlerine, Belarus'a, hatta bu ülkelerin de ötesine yayılma işaretlerini bizlere veriyor. Ümit ederiz ki yayılmaz, hatta bir an önce söner, savaş sona erer. Ama yaşananlar bunlar. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.